Arkadaşlar herkese merhabalar. Yepyeni bir YouTube eğitim videosuyla karşınızdayım. Bu videomuzda sizlere çok yüksek kazançlar elde edebileceğiniz bir YouTube içerik fikri vereceğim. Öncelikle herkesin bildiği gibi YouTube'da para kazanma ile ilgili videolar ve kripto videoları, finans videoları, bankacılık videoları falan bunlar çok yüksek RPM'lere sahip. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nden, İsviçre'den, Kanada'dan izlendiklerinde ki bu ülkelerde fazlaca bu tür içerikler tüketiliyor. Bu ülkelerden izlendiklerinde ortalama RPM'ler 15 ile 20 dolar arasında oluyor. Yani 300-400 TL'ye tekabül edebiliyor diyebilirim. Aslında çok inandırıcı rakamlar olarak gelmiyor ama bu işler böyle biliyorsunuz ki. Türkiye'de bir videonun RPM'i 10 TL iken Amerika'da bir videonun RPM'i 300-400 liralara kadar çıkabiliyor. Hiç vakit kaybetmeden arkadaşlar içerik fikrimize geçelim. Şimdi arkadaşlar böyle bir kanal var. Ben bu kanalı yaklaşık bir sene önce keşfetmiştim. Ve bir sene önce 17 bin abonesi falan vardı. Şimdi geçmiş fotoğraflara falan bakınca ekran görüntüsü vesaire almışım. Kanal tekrar aklıma geldi. Ulan ne yapsak açsak mı vesaire diye. Bir baktım 116 bin abone olmuş. Aslında o zamanlar açsaydım biraz büyüme şansım yüksekti. Şu anda da hala açacak kişiler için çok yüksek bir şans var. Çünkü YouTube kitlesi gün geçtikçe artıyor ve içerik üreticileri de burada artmaya devam ediyor. Siz de bu içerik üreticilerinden biri olabilirsiniz aslında. Uğraştığım pek çok işim var. Bildiğiniz üzere bir tane futbol kanalım var. Onun haricinde bir futbol kanalım daha var. Farklı içerikler ürettiğim. Bir yabancı kanalım daha var. Ve bir tane de ortak kanalım var. Bir de danışmanlık veriyorum. Bu kanala video atmaya çalışıyorum. Gün içinde 10 dakika bile boş vaktim olmuyor açıkçası. Onun için sizlere önermeye karar verdim. Zaten kendim yapsaydım da yüksek ihtimalle sizlere yine bu içerikleri önerirdim. Biliyorsunuz ki ben o konuda biraz bonkörüm eli açığım. Şimdi arkadaşlar öncelikle içeriye gelelim. Bakalım şöyle bir. Çok ufak oynatacağım telif hakkından dolayı fazla oynatmayacağım. Most regular people are completely shocked to find out that millionaires don't spend money freely or even appear. Şöyle para kazanma videosu yapıyor ve videonun başına bakalım isterseniz. Ne diyor? Milyonerler hakkında şaşırtıcı gerçekler. Mesela genel bir konu yapmış. Özel konular da yapıyor tabii arkadaş. Beyaz tahtada bunları animasyon haline getirmiş ve seslendirme yapmış arkadan. Şimdi burada bu videoyu yapmanın zor tarafları var. Tabii hepsinden bahsedeceğim. Nasıl kolay yapabilirsiniz? Nasıl daha kolay hale getirebilirsiniz? Veya benim anlattıklarımla ilgili başka video fikirleri bulup onları da hayata geçirebilirsiniz tabii ki. Aklınızda vardır illaki bir şeyler. Bu anlattıklarımla onları birleştirerek güzel bir fikir ortaya çıkarabilirsiniz. Güzel bir üretim yapabilirsiniz diyeyim. Zaten çok yüksek ihtimalle birçok arkadaş bu videoyu izledikten sonra bu tarz videolar yapmaya başlayacaktır. Ama şunu unutmayın. Herkes yapıyor diye yapmaktan vazgeçmeyin. Çünkü bunların %95'i yolda pes ediyorlar arkadaşlar. Siz yolda pes etmediğiniz takdirde yaklaşık 3-4 ay boyunca bu videoları attığınız takdirde illaki bir başarıya kalacaksınız. Bu kanalın videolarının altında da önerilebilirsiniz. Ve gerçekten şunu söylemeliyim ki Türkiye'den veya başka ülkelerden 100.000 200.000 izlenmeler alacağınıza şöyle bir içerikten Amerika'dan, Kanada'dan, İsveç'ten 5-6.000 izlenme alın hemen hemen aynı parayı kazanırsınız zaten. Para konusunda gerçekten çok avantajlı bir niş. Böyle bir videoyu yapmak için arkadaşlar öncelikle bir senaryo yazmak gerekiyor. Hemen benim taktiğim şudur. Bir kanalı eğer örnek alacaksam kendime şöyle size de bu taktiği öğreteyim ki diğer kanallarda da deneyebilirsiniz. Hani sadece bu içerik olarak düşünmeyin. Popüler tarafına basıyorsunuz. En çok tüketilen içerikler mesela şöyle bir yenilemem lazım galiba sayfayı. Bir hata oluştu. Evet, buradan popüler yapacağız. 1 milyon işte 900 bin 787 bin izlenen videolar var. En çok tüketilen videoları böyle Türkçe diline çevirdiğiniz zaman ilk 100 bin dolar neden bu kadar zor ve sonrası kolay diyor mesela. Bununla ilgili bir video yapacağınızı düşünün veya yandaki videoyu da şey yapabilirsiniz. Yaşa göre ortalama net değer düşündüğünüz gibi değil gibisinden. Böyle bir video da yapabilirsiniz. Öncelikle videonun içine girip videoyu Türkçe diline çevirmeniz gerekiyor ki videoda ne anlatıyor biraz bununla ilgili bilgi sahibi olmalısınız arkadaşlar. Ben böyle yapıyorum. Biraz videoya giriyorum. Ne anlatıyor, ne ediyor. Ondan sonra bu başlığı mesela yine aynı dilde YouTube'da aratarak farklı içeriklerden de bazı bilgiler alabilirsiniz ve bu bilgiler ışığında yine kafanızda bir şeyler canlanabilir. Yine tekrardan ChatGPT ile bir bağlantı kurabilirsiniz ve oradan bir taktik alabilirsiniz. Copy.io ile bir bağlantı kurup oradan bir taktik alabilirsiniz. Yani senaryo yazma kısmında artık 2023 yılı itibariyle çok fazla genişlik sağlandı aslında. Yani bu konuyu kolayca çözebilirsiniz. Hiç çözemezseniz bile Fiverr'da veya Beyond'da senaryo yazarları var. Ucuz bir fiyata da yapıyorlar diye biliyorum. 30 video paketiyle anlaştığınız zaman zaten gayet ucuz olacaktır bu arada. 3 seçeneğiniz var. Ya kendiniz yazacaksınız ya başkasına yazdıracaksınız ya da yapay zeka yazdıracaksınız. Bunların üçünde denersiniz. Olmazsa üçünden bir karışım elde edersiniz. Paranız yoksa ikisinden bir karışım elde edersiniz. Kendiniz bir şeyler yazarsınız. Yapay zekaya yazdırırsınız. Bunları İngilizce diline çevirirsiniz bir şekilde. Ya bu şekilde öncelikle bir senaryo oluşturmalısınız. Şimdi arkadaşlar senaryoyu yazdık. Geriye ne kaldı? Seslendirme. İkinci adım olarak da seslendirme yapmanız gerekiyor tabii ki bu videoya.
Şimdi nasıl seslendirme yapacağız? Belli bir senaryo yazdık. Benim gösterdiğim birkaç tane yöntem vardı önceki videolardan. Bir Narraket vardı. Bir Microsoft Text to Speech vardı. Biraz paranız varsa ben seslendirmen tutmanızdan yanayım. Yani İngilizce bir seslendirmen tutarsanız eğer, bu işe yatırım yapacaksanız ve uzun vadeli düşünüyorsanız ki bunu yapmanız gerekiyor. Bunu yaptığınızda biraz daha işler sizin için basit olacaktır. Ama seslendirmede gayet başarılı sonuçlar elde edebilirsiniz. Zaten 3. maddemizde bu seslendirme olayında biraz daha ayrıntılı olarak anlatacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 3. adımımıza geçtik. 3. adımda da ne yapacağız artık? Çizim yapacağız. Ne yaptık şimdiye kadar? Seslendirme yaptık. Senaryomuzu yazdık ve çizim yapmaya başlayacağız. Çizim yapmak için de bir tane programımız var. Ve kolayca çizim yapabileceğiniz bir program aslında. Onu da göstereyim ben size. VideoScribe diye bir program var. Burada beyaz tahta üzerinde çizim yapabiliyorsunuz. Yani kendi anlatmak istediklerinizi burada kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Bunların videolarını zaten bir şekilde içerik fikirleri falan alacaksınız. O içerik fikirleri üzerinden bu şekilde şey de alabilirsiniz. Çizim fikirleri falan da alabilirsiniz. Şurada kolayca çizebilirsiniz VideoScribe'de arkadaşlar. Ben size bunu göstermeyeceğim çünkü çok fazla vaktim yok. Bunu şöyle bir şeyden öğrenebilirsiniz aslında. NX Tutorials diye bir tane abimiz paylaşmış bunun eğitimini ve kolay bir şekilde anlatıyor. Aslında vakit ayırdığınızda ortalama bir gün içinde bunu öğrenebileceğiniz bir uygulama. Biraz para harcayacaksınız tabii bunu yaparken. Burası falan da bir 5-10 dolar galiba, bilmiyorum. 7 gün ücretsiz şeyi de varmış. Bunu da bulabilirsiniz aslında. 7 gün deneme süresini tamamen kullanabilirsiniz farklı farklı e-mailler açarak. Orası sizin bileceğiniz iş. Bu şekilde arkadaşlar. Onun dışında şunu söyleyeyim size. Bu tür içerikler biraz daha yatırım isteyen içerikler aslında. Animasyonu başkasına da yaptırabilirsiniz. Siz de yapabilirsiniz. Ama ne kadar işin içinden siz kurtulmaya çalışırsanız o kadar karlı çıkacaksınızdır. Çünkü tamamını siz hazırlamaya kalktığınız zaman biraz uzun sürecektir arkadaşlar videolar. Bu videoları ne kadar kısaltabilirseniz, yani sizin emeğinizi ne kadar orada azaltırsanız sizin için o kadar iyi olacaktır. Bunu da ancak parayla yapabilirsiniz. Paranız varsa bu yöntemi deneyebilirsiniz. Yoksa da bir şekilde çalışacaksınız. Yani herkesten daha fazla çalışacaksınız ve buna bir şekilde vakit ayıracaksınız. Şöyle, bu arkadaş benim ilk baktığımda da, hatta ilk baktığım şeyini ben size göstereyim şuradan. Bakın arkadaşlar, bu kanalın yaklaşık bir sene önceki hali. Burada ekran görüntüsü falan da var. 17.000 abonesi vardı işte o zamanlar. Video kısmında da bu şekilde videoları vardı. Yani bir düşünmüştüm. Sonra kaldı bir şekilde. Unuttum mu diyeyim artık. Eski ve içerik fikirlerine bakarken aklıma geldi ve bir videoda çekmek istedim aslında. Şu anda da haftada bir video atıyor diye biliyorum. Şöyle yenilemem gerekecek tekrar. YouTube'da bu aralar benim sıkıntı var. Evet, haftada bir video atıyor gördüğünüz gibi. Siz her gün bir video atarak veya haftada 3 video atarak kolay bir şekilde aslında buralarda önerilebilirsiniz. Ve az uzun da izlenmiyor. Mesela 18.000 izleniyor ortalama. 15.000, 18.000, 34.000 izlenmiş mesela son videosu. 383.000 izlenmiş. 456.000 falan izlenmiş. Mesela şu videodan çok para kazanmıştır. Çünkü hem para kazanma konulu bir video. Güzel reklamlar çıkacaktır. Hem de büyük ihtimalle yüksek değer ülkelerden izlendiği için bunlar da para kazanmasını bayağı bir etkileyecektir. Yani şuradan kazandığı parayı siz tahmin edin. Ben diyeyim size, izlenme başına ortalama 250 lira 200-250 lira falan kazanıyordur. Siz buradan hesaplayın bir video başına kaç para kazandığını. Yani sizin hedefiniz 20-25 bin izlenmek olsun veya 10 bin izlenmek olsun. Zaten fazlası olursa sizin karınıza. Şöyle söyleyeyim, en fazla 3 ay içinde kendinizi bu alanda geliştirdiğiniz zaman ve içeriklerinize her gün değer kattığınız zaman, biraz da çalmaktan çok fikirleri kendiniz bir fikir falan ürettiğiniz zaman 3 ayda 4 ay içinde güzel konumlara gelebilirsiniz. Bu fikri değerlendirin derim ben size. Umarım herkes değerlendirir. Onun dışında video sonunda biliyorsunuz ki genelde yorum okurum. Bu videoda da öyle yapacağım. Biraz yorumları okuyayım. Yorumuna cevap alamayan arkadaşlara cevap vermiş oluruz. Narraket süpermiş hocam. Teşekkürler. Şöyle bakalım şey var mı? Hocam global kanal açtım ama ortalama izlenmeleri 2 dakikayı geçmiyor. Robotik seslendirmeden mi kaynaklanıyor acaba? Bana fikir verebilir misiniz? Ya şimdi bu kanalı görmeden bununla alakalı bir yorum yapamam. Seslendirmenin şeyini, kalitesini bilmiyoruz. Kanalı görmedik ve haftada kaç video atıyorsun vesaire. Bununla ilgili bir bilgimiz olmadığı için bu konu aslında özel bir konuya giriyor diyebilirim. Amerikan kitlesi her şeyi izliyor vesaire yazmış arkadaş. Ben çok böyle bakıyorum. Doğru düzgün bir şey var mı? Soru var mı? Ona bakacağım. Tekrarlanan içeriğe nasıl düşmüyor? Bunun için bir şey yapıyor musun? Hayır, tekrarlanan içeriğe düşmüyor benim futbol videolarım. Yani düşmesini gerektirecek bir durumda yok açıkçası. Kanalın konumunu Amerika mı Türkiye mi yapmalıyız? Şöyle, ben Amerika yapmayı tercih ediyorum yabancı kanallarımda. Çünkü insanlar genelde bakmazlar ama baktıkları zaman bence Amerika'dan görülmesi daha mantıklı olur gibime geliyor. Çünkü Türkiye'ye karşı bir ön yargı oluşmuş durumda Avrupa'da özellikle. Yani ben Amerika yapmayı daha doğru buluyorum açıkçası. Text to speech içerikleri para kazandırmıyor. Ya böyle bir şey yok. Bunları gerçekten kim söylüyor anlamıyorum. Arkadaşlar şimdi text to speech içerikleri para kazandırır veya kazandırmaz. Şöyle kazandırır veya kazandırmaz. Şimdi siz hiçbir şekilde oraya bir şey katmıyorsanız, bir senaryo yazmıyorsanız, editoryal bir yetenek kullanmıyorsanız, başkasının metnini çalıp oraya yapıştırıyorsanız tabii ki açılmayacaktır. Yani bir de seslendirmeyi robotik kullanıyorsunuz. En azından birini kendiniz üretmeniz lazım.
Yani bu şekilde beyaz tahtaya yapılan bir animasyondan ve kendiniz yazdığınız bir senaryoda, eşsiz bir senaryoda robotik seslendirme yapılıyor diye YouTube sizin para kazanmanızı açmazlık yapmaz. Yani kesinlikle açılacaktır. Ben buna kefilim arkadaşlar. Ki gördüm de böyle kanallar. Yani bunlar saçma sapan hikayeler. Sadece işte biri denemiş. Hiçbir şey eklememiş kendinden. Sadece arkaya seslendirme koymuş. Beyaz bir tane sayfa koymuş. Onun üzerinden seslendirme yapmış. Açılmamış. Ondan sonra diyorlar text to speech içerikleri para kazandırmaya açılmıyor falan filan. Öyle bir şey yok. Açılan bir kanal nasıl başarılı olur? Olur mu? Tutar mı? Tutar tabii. Niye tutmasın? Yani birçok kanal bu şekilde ilerliyor zaten text to speech. Ben anlamıyorum bu insanların text to speech'e ön yargısı neden? Gerçekten çok cringe buluyorum yani. Kanala toplam videolar koyacağım para kazanmasını. Hayır, sıkıntı yaşamazsın. Kategori olarak da bilgi veya pratik stil vesaire onları seçebilirsin. Yani bu değişecektir arkadaşım. Futbol edit derlemelerini nasıl yaptığına bağlı. Onların yöntemleri var. O yöntemleri izlemelisin. Aslında şöyle kalp attığım yorumlarda gözüksün istiyorum. Şöyle bakalım. Azure ücretsiz kullanıyorum ben. Bunun yöntemleri var zaten. Biraz araştırdığınızda bulabilirsiniz. Bakın bir soru daha. Yani şimdi burada kimseye de bir şey demek istemiyorum ama abi selamlar. Videolarım kaliteli, güzel ama izlenmiyor. Ya kime göre kaliteli? Neye göre güzel? Anladınız mı? İçerik neye göre kaliteli? Başlıkların iyi mi? Açıklaman iyi mi? SEO skorun iyi mi? Yani SEO skorun iyi olabilir. Doğru SEO yapıyor musun aslında? Burada önemli olan konu bu. Doğru thumbnail'ı kullanıyor musun? Her şeyine dikkat etmen lazım. Aslında soruları sorarken biraz spesifik sormaya dikkat edin arkadaşlar. Yani bu şekilde özel kanal soruları bana çok normal gelmiyor yani. Ben buna nasıl bir cevap vereyim? Siz ne beklersiniz anlamadım. Copy.ai evet işe yarıyor. Onun dışında pek bir soru yok arkadaşlar. Videomuz bu kadar olsun. Videoda anlattığım içeriği değerlendirmenizi kesinlikle tavsiye ederim. Bence değerlendirin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.